Çocuk sinüsitleri öncelikle tanı konduğu andan itibaren rahatlıkla tedavi edilebilmektedir. Endoskopik muayeneden sonra tutulmuş sinüslerin varlığı bizim tedavi sürecimizi belirler. Çoğu kez ön sinüsler çocuklarda tutulmaktadır. Bu sinüsler zaten yeterince gelişmediği için kolay infekte olurlar. Uygun sürelerde, bu bazen 3 haftayı kadar bulabilecek tıbbi tedavi, çocuk sinüslerinin bir yere kadar kalıcı tedavisini sağlar. Ancak aynı çocukta sinüslerin kendisini havalandırma ve temizleme mekanizmasını engelleyebilecek boyutta geniz eti varsa ve bu geniz eti geniz boşluğunu önemli ölçüde doldurmakta ise ve aynı zamanda bir infeksiyon odağı yaratmakta ise geniz etinin uzaklaştırılması çocuk sinüslerinin tedavisinde önemli bir radikal adımdır. Çocuk sinüslerinin uygun tedavisinde en az uygun tıbbi tedavi kadar çocuğun düzenli aralıklarla birkaç kez takip edilmesi de vardır. Birkaç ay arayla tıbbi tedaviye çok iyi yanıt verse bile çocuğu tekrarlayan endoskopik muayene ile izlemek tekrarlamaları, sinüsit ataklarının tekrarlamalarını azaltabilir. Çocuk sinüslerinin tedavisinde doğrudan sinüslere yönelik bir cerrahi tedavi hemen daima çok inatçı, özel anatomik sorunlar taşıyan, özel bazı yapısal sorunlar durumunda veya polip dediğimiz oluşumların varlığında kullanılır. Tekrarlamak gerekirse çocuk sinüslerinin tedavisi hemen daima ilaçlarla yapılır. Çocuk sinüsitlerinde sinüslere yönelik sinüs cerrahisi asla ilk ve kolay bir seçenek değildir. Çok inatçı vakalara ve çok sınırlı olmak şartıyla çok az sayıda çocuğa gerekli olabilir. Hatta uygulamada daha kesin konuşmak gerekirse, çocuk sinüsitlerinin tedavisinde sinüsit ameliyatının yeri yoktur bile denilebilir.